başına değinecek ki. Yok yok yok. Yani sonu sonradan bir tane ayrı oldu. Evet evet. Ne kadar oldu bozdunuz? Ben çıkıp geleceğim. Bu şeye yazdım ben. Kırmızı gider misin? Yok yok kırmızı ver. Şimdi de... sen benim köyde değinecek. Yok kırmızı ver. Ver. Çünkü... 900'ü geçmedik. Bizimki çok çok bina getirdi. Kasap. Alo. Tamam. Bu arkadaşlar ne olur Turgut? Bir telefonu versene şunlar. Çok sağ ol. Sağ olasın güle güle. Allah razı olsun. Çünkü için ben azim bir şey de olsa ben de yok. Benimki cuma günü olacak. Bu cuma ne günü olacak. Evet. Ne? Ben gideceğim ha. Çok sağ ol. Hadi bir daha ne? Sizi bekliyorum ben. Hiç bir şey kalmadı. Ben burada bir kağıt alırım bak. Bir şey özer. Hadi bakıyor ikisi de. Fatma aslında 5.000 olacaksın. Fatma aslında ne olacak? 5.000. Bayacının ne işi var? Evet. Müşteri olarak sen girersin. Sen baksana başına seninkini de alır. Ha, müşteri olarak gir. Başka. Fakat bu fare lazım. Fare lazım. 12.000 lira var, 9.000 lira var. Ha. Bundan sonra bir de şu yapışlama var, 16.500 lira. İsminiz? Hasan Emre. Ha. Size aşağı aşağıda lağabınızda kimler durdu? Kendi mesajımı. Demiroğullar. Peki siz ne gibi şeyler? Kısaca ne iş yapıyorsunuz? Dışarı gittiniz mi? Okudunuz mu? Şeyler, kısaca özgeçmişiz. Anlatabilir misiniz? Ben 1962 yılında Yeni Besin'de dünyaya geldim. Yukarı şehirde. Evet. Eski Besin'i sizlerin böyle büyüklerin konuşmasından biliyorum. Evet. İlk ortaokulu Besin'de bitirdim. Öğretmen okulunu Mersin'de bitirdim. Ondan sonra 4 yıl İstanbul'da kaldım. Evet. Ondan sonra 81'den beri de Besin'e yerleştik. Babamdan kalan tarlaların işletmeciliği. Evet. Ve şimdi Besin'de kalıyoruz. Peki Besin'de bu işi eczacılık ve bu çiftçilik, öğretmenlik, bu atılganlık neden boştu? Bu besinler böyle her şeye dalıyor, aslan pençesi evet. Gibi. Bu neden kaynaklanıyor? Fikriniz nedir? Valla bence bu besinin daha önceden beri, yani bütün ne kökenli desem, tüccar kökenli olmalarından besin halkının. Evet. Yani besin halkının dışarıya göç etmesinin nedeni de aslında yokluktan da değil, hep böyle araştırma, hep genişlemeden kaynaklanan bir şey. Evet. Besini daha önceden, yani eski besinde 1950 yıllarda bile bu seyyarlar vasıtasıyla dışarıların kültürünü en çok alan bölgelerden bir tanesi. Evet. Bu hep o besinin halkının dışarıya gidip dışarıdaki kültürleri besinle birleştirmesinden kaynaklanıyor. Yani kendim için değil de bütün besinlerin böyle iş bilir, esnaf zihniyet olmalarının asıl nedeni bu. Evet. Şimdi bakıyoruz ki Besin'de biliyorsunuz eski yazıdan %95 kadına okurdu, yeni yazıdan %5 bulunuyordu. Şimdi böyle olduğu haldeyken, mesela adam kasap, teklifi atıyor. Kasap, otomobil atıyor. Evet. Yani her şeye var. Şimdi demiyor ki ya batarsam benim elim kolum koynumda kalır diye böyle bir korkusu yok. Bu cesareti nereden buluyorlar? Sen mesela bak her şeye dalmışsın. Yok büyük başarı. Hiç zarar ettin, etmedin. Yok etmedim. Ha. Etsem dediği ne olacak? Yine başlarım diyor. Yani. Bak yorulmuyor diye. Evet. Ha. Peki ikincisi de şu. Acaba bu aşağı şehirdeki camlar, bu mineralarımız, hamamlarımız neden yıkıldı? Sahipsiz mi kaldı? Bakan mı olmadı? Bunlar fikriniz nedir? Yani bence sahipsiz kalmadan çok bu işlere devletin sahip çıkması gerekir. Şimdi dediğim gibi neden yıkıldı? Kim devlet sahip çıkmadı? Peki evvelden bütün besni aşağı aşağıda yakarken bir haliye düşmedi. Yani besni ağzınca söylüyorum hali. Yani haliye düşmezken. Hasirini sularlardı, içini kadınlarımız gider temizlerdi böyle. Sonra bizim camiler yataklı, yemekli, mevlid okunu her şeyiyle mükemmel. Ta Selçuklulardan önce, ta Nemrutlar zamanında yapılmış bir eser. Bugün değeri
ben açtırdım. Evet. Biyolojiklere göre 4 milyar değeri var. Evet. Bu güzel abideler yok oldu gitti. Evet. Acaba eski halini bizler bilemeyiz de yani son şeklini eğer korumak gerekseydi bunu devletin yapması gerekti. Bu da gene sahipsizlikten kaynaklanıyor. Devleti de bu korumaya siyasilerimiz teşvik edeceklerdi. En azından eski besin diye bir tarihi yer bugün Batı'da, Ege'de görüyoruz. Tarihi yer diye bir sürü turist çekiyorlar. Emin olun ki eski beslinin 40'ta biri kadar olmayan yerler nem bilmem ne tapınağı, nem bilmem ne tapınağı diye hep sarı levhaları koymuşlar. Halbuki buranın kültürü oradan çok eski. Çok fazla. Romalılar'da evvel Hititler yaşadı burada. Evet. Bu kaleyi Hititler yaptı. Evet. Şimdi şöyle diyelim. Biz Besni olarak şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki bu Besni göç ediyor. Biliyorsunuz önümüzde siz okul öğretmen aklınız erdiği için aydın kişi olarak söylüyorum. Evet. Bir kap projesi var. Evet. Urfa, Haralovası, evet. Adıyaman, Diyarbakır'ı Mardin'i etkileyen büyük bir kapasite. Şimdi burada biz Besni olarak tekstilde değil başka sanayilerde de el atacak bir payımızı alabiliriz. Hiç değilse en yakın bir bölgede bir şey kuralım diyorum. Besliler Vakfı. Evet. Yani bir banka. Evet. Ne iş yapıyorsa vatandaşım da gel buyur yer gösterelim. Evet. Bu işi kursunlar ortaklaşa gerekse şey. Evet. Böyle yardımcı olalım diyorum. Elinden tutalım. Hiç değilse göçü durduralım. Teşvik edelim. Böyle bir fon, böyle bir banka kurulursa katkıda bulunur musunuz? Canla başla katkıda bulunurum. Evet, yani Besni genelinde. Tabii. Mesela adam kunduracı Besni'den buraya gelmek istiyor ama yeri yok. Tabii. Ama buna bir yer yaparsa şirket olarak nasıl banka yapıyor? Bak mesela diyelim şöyle misal vereyim. Hükümet yerlerini yaptık, 20 sene oturduk, 30 bin lira ödedik. Vatandaşımızın umuru duydun mu, şikayet edeni duydun mu? Evet. İşte böyle yaparsak bütün Türkiye'de sanayi de gelişir. Evet. Türkiye'de toplum göçü de durur. Evet. Tamam mı? Adaleti de çalışır, mülkiyeti de çalışır. Evet. Hiçbir davamız olmaz. Evet. Tamam. İkincisi de şu. Bir de bir folklor kuralım. Besni zengin folklora sahip. Tabii. Eskiden çalıp oynuyorduk. Evet. Bunun da öncülüğünü yapıyoruz. Evet. Şimdi vuralım bir folkloru. Antep'te hemşehrilerimiz mi var? Binsin otobüse gitsin. Yani özel arabasıyla. Yani 25 kişilik bir otobüs. Gitsin orada Beslilerin özlemini gidersin. Gelinini getirsin. Davulunu çalsın. Ne lazımsa çalsın. Gelsin Besni'ye. Evet. Şambiyat'ta mı? Koşsun. Evet. Gölbaşı'ndan Besni'ye evleniyor. Koşsun. Şeyde mi bu bölge olarak Adana'da mı gitsin, evet. Mersin'de mi gitsin, onları özlemini gidersin, gelsin Besni, evet. Besni merkezi olsun. Evet. Bir de Uşak'ta kuralım, İzmir, İstanbul. Evet. Böyle de bir katkıda bulunur musunuz? Yani Besni'nin içerisinde her türlü yardımı yapabiliriz.